Evet hattımızın diğer ucunda nörobilim uzmanı Deniz Egece var. Deniz Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Özcan. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz. Çok sağ olun. Zayıflamak belli bir süre sağlanıyor. Genelde de etrafımızda gördüğünüz bütün hikayeler böyle. İşte zayıflıyorlar, kilolar veriliyor ve sonra belki misli misli belki de zayıfladıkları kadarı geri geliyor. Kalıcı zayıflama sağlamanın yolu nedir? Şimdi öncelikle kalıcı ve geçici zayıflamak arasındaki farkı çok iyi net olarak anlaşılmasını isterim. Ee, kalıcı zayıflamak hem zihinsel olarak değişmek hem de fiziksel olarak kilo vermek anlamına geliyor. Geçici zayıflamak ise sadece fiziksel etki üreten mesela diyet ya da sadece spor yapmak ya da e, akupundur, iğne e, tarzı veya mide ameliyatları veya yağ aldırmak Bunların hepsi direkt sadece fiziksel etki üreten e, zayıflama metotları veya çeşitleri diyebiliriz. Ama ruh hala kiloluk alıyor değil mi? Evet evet zihinde, zihin ruh diyelim. Yani bilinç daha doğrusu bilgi kişinin bilgileri e, davranış alışkanlıklarına sebep olan bilgileri değişmemiş oluyor. Sabit kalıyor. Dolayısıyla e, kişi zihinde bir değişim gerçekleşmediği için sadece fiziksel kilo verme durumu oluştuğu için ruh sizin tabirinizle ruh diyelim yani kafa, şişman kafa tekrar e, verilmiş olan kiloları yani fiziksel zayıflama durumunu geri aldıktırıyor Yani yine şişmanlamaya sebep oluyor. Hatta hani, bazen daha da fazla Daha oluyor. da fazla çünkü kendini çok sıkmış oluyor evet. ve daha fazlasına da geri dönebiliyor değil mi? Kesinlikle katılıyorum. Şahin Bey'e de katılıyorum. Yani e, ki, kişi eğer kilo vermek için Diyet yaptığında, bununla yani kilo vermeyi diyetle gerçekleştirmek için odaklandığı için e, diyet durumu bittikten sonra, hani fiziksel zayıfladım artık deyip diyet de bitti, diyeti de bitirdikten sonra 2-3 katı odaklanma sam, tamamen yemekte veya beslenmede gıdalarda olduğu için 2-3 katı kilo alma ihtimali riskini de oluşturuyor çünkü kilo takıntısı da e, beslenme takıntısı da aynı zamanda oluşmuş oluyor bu durum için. Yani diyetle kilo vereceğim dediğinde fiziksel verdi diyelim ama kafada beslenme bilgisi artmış oluyor. Bitiremiyor Çünkü aslında. Evet. Bitiremiyor hep yeme kontrolü. Ne yiyeceğim, ne kadar yiyeceğim, nasıl yiyeceğim, hangisi kilo aldırıyor gibi fikirleri güçlendirmiş oluyor. Bu da takıntıya sıfır Peki e, Egece TV fikri nasıl oluştu? Kalıcı zayıflamak için böyle bir platform kurdunuz bildiğim kadarıyla. Evet. Nedir evet. biraz evet. ondan bahsedelim mi? Bu bir uygulama e, fakat Burada e, yaklaşık 8-9 çeşit branşta e, insanlar var ve dünyanın ilk zayıflama televizyonu bu. Bir platform, e, uygulama şeklinde indirilebiliyor. Ama içinde 101 çeşit e, farklı e, program içeriyor. Wow. Bu programlar, pis, evet, bu programlar güncel, devamlı e, canlı bir şekilde üretiliyor. Günde 4-5 program üretiyoruz. E, bu programlar e, aynı e, şey gibi diyelim. Hani bu isim vermek istemiyorum. Büyük çapta, dünya çapında bu uygulamalı televizyon kanalları gibi düşünebiliriz. Ee, ama buradaki olay sadece e, zayıflama üzerine e, 101 farklı konu var. Hı hı. Yani psikolojik konular var örneğin. Burada işte neden e, bahane üretiyor, neden zayıflamayı erken bırakıyor, neden e, motivasyon düşüklüğü oluyor, neden endişe duyuyor, neden korku duyuyor gibi psikolojik etkenleri işleyen kavramlar var. Aynı zamanda mental egzersizler içeren programlar var. Farkındalık, özgürleştirme ve kodlama gibi tekniklerle bilinçaltında nasıl uygulama yaparsam yani halkın anlayacağı dilde söylersem bir meditasyon, bir otohipnoz uygulamaları var devamlı. Hı hı. Canlı bir şekilde aynı zamanda. Aynı zamanda banttan da izleyebiliyorlar sonraki zamanda. Bu da zihinsel değişimi Gösteren yaklaşık 10, 12, 13 tane e, bu tür e, bir program türevi var. E, Tabi her program kendi içerisinde 12 ile 20 e, bölüm e, devam ediyor. E, aynı zamanda hareket programları var. E, burada harekette işte zumba, e, pardon dans, e, e, evde egzersiz tarzı, işte iş yerinde egzersiz türevleri, işte sokakta egzersiz, or, ormanda neler yapabilirim, evde e, evde neler yapabilirim gibi e, hareketi çeşitlendiren. Sadece salona bağımlı olmayıp her yerde bağımlı. hareketi yapabileceği. Evet, yani yapabileceği. aslında sözünüzü kesmem bu aplikasyonu e, edinen kişi e, hayatı boyunca aslında bir e, yaşam tarzı mı edinmiş oluyor? Bunu mu amaçlıyor aplikasyon? Kesinlikle hem fiziksel değişmek için orada onu motive edecek, çeşitlendirebilecek örneklendirebilecek alternatifleri görüyor. Hem de eş zamanlı zihinsel uygulama antrenmanlarıyla zihindeki değişimi gerçekleştirebiliyor. Eş zamanlı psikolojik sebeplerden. Çünkü kilo bir izafi, çok izafi bir konudur. Önce kiloya iki aşamada bakmamız lazım. Birinci aşama izafi olması. Yani çok etkenli nedenleri var. He, de, diyeceksiniz ki ama öyle değil matematiği belli bu işin evet matematiği tektir yani tüm evrende tektir sadece dünyada değil uzun bir süre alınan kilodan daha fazla tüketirseniz zayıflarsınız aldığınız enerji verdiğiniz enerji dengeliyse zaten kilo alıp vermezsiniz gibi. Yani çok basit bir matematiği var ama altında çok büyük farklı sebepler var. Kimi evet. hamilelikten, kimi stresten, kimi mutluluktan, kimi neşesizlikten, kimi yemeği sevmekten. Kimi yemeği sevmekten çok ağzınıza sağlık Şahin Bey. Yani birçok nedeni var bunun. Bir tek nedeni yok. Bazıları tabii yaş itibariyle, metabolizmanın değişmesiyle, peşitli kimlikler etken bu konuda. Dolayısıyla biz burada şu anda 101 program yaptık ama biz şu anda bunu tüm 7 dilde tüm dünyayı yaymaya çalışıyoruz. Harika. Bu 250 programa dönüşecek. Çünkü bu işin de katarak gideceksiniz evet. yani. Peki Kesinlikle. o zaman... Hemen araya şunu da sıkıştırayım. E, psikologlar, diyetisyenler, sporcuların, nörobilimciler Tabii. ve sosyologlar evet. var ekibinizde. Bu kadar Abi, büyük bir evet. ekip halinde çalışıyorsunuz değil mi? Evet. Nasıl hazırlanıyor evet. peki programlar ve bu kadar büyük ekip e, nasıl destek oluyor size? Şimdi biz e, tüm dünyaya aslında e, bu e, kalıcı zayıflama e, prosesini anlatmaya çalışıyoruz. Yaklaşık e, sadece Türkiye'de 110 kişilik, e, Azerbaycan'da e, 50-60 kişilik bir ekibimiz var. Dolayısıyla burada bunun içinde 70-80 tane zaten hekim, diyetisyen, psikolog, sosyolog, felsefeci, nörobilimci, spor hocaları, diyetisyenler, beslenme uzmanları diyebiliriz. Bu biz e, bunları biz e, bu insanlarla nörobilimcilerle birlikte biz günlük e, eğitimler uyguluyoruz kendi içimizde ve bu eğitimlerle de bu e, ihtiyaç olan durumları tespit ederek ihtiyaçlara göre program üretimine geçiyoruz. Yani diyoruz ki mesela e, 50 artı e, yaşı olanlara ne yapabiliriz? Hmm. Atıyorum motivasyonu düşük olanlara ne tür bir sorun? Bahane üretenlere ne tür? Hareket edemeyenlere ne tür? Hamilelere bunlar... ne tür? Par, çok pardon hocam bunların hepsi farklı uzmanlara yönlendiriliyor, değil mi bu e, şey yaptıktan sonra, kategorize ettikten sonra? Evet, yani e, belirli farklı uzmanlar belirli konuları sahipleniyor, programları kendileri yapıyorlar. Zaten uzmanlar yapıyor programları. Yani e, bütün programı gerçekleştiren kişiler ya psikologtur ya hekimdir, ya e, spor hocasıdır, ya da diyetisyendir gibi. Yani bunlar kendi alanlarında kendi problemlerinin tedavi yöntemlerini anlatıyorlar. Çünkü e, şu var e, kilo e, bir bedende var oluyor İki fazla enerji alıp tüketemediğinden kaynaklanıyor Do doğal olarak alınan enerji yani beslenme uzmanlarına ihtiyaç duyuyoruz. E, tüketilmesi gereken enerji, evet, egzersiz, spor egzersizi, beden eğitimi öğretmenlere ihtiyaç var, hocalarına ihtiyaç var. E, psikolojik bir etken, nörobilimcilere, hekimlere, zi e, psikologlara ihtiyaç duyuyoruz burada. E, beden bedensel bir kavram, yani beden şişmanlıyor, zayıflıyor. Burada hekimlere, işte anatomi evet. bilenlere, gıdayı anlayanlara gibi. Evet. Yani sonuçta bu e, problemi. Ee, oluşmuş olan bu problemi bu faktörlere uzmanlaşmışlar halinde. Peki online platformunuzdaki programları kimler hazırlayıp sunuyorlar? Sizin ne de e, birebir bir eğitim yapıyorlar mı? Eğitimler nasıl evet. veriliyor? İçerikler size mi ait? Tabii ben e, bu konuyu zaten 20 seneden beri üzerinde çalışıyorum. Yani kalıcı zayıflama nasıl mümkün olur diye. Önce kendi hayatımda bu olayı gerçekleştirmiştim. Sonraki hayat aşamalarında başka nedenler benim nörobilim uzmanı olmamı sağladı. Yani nörobilim alanına kendimi e, buldum. Bir süre e, ondan öncesinde yoga eğitimleri gibi ve bunların hepsini ben toparlayıp bu kilo ve, e, konularında kitaplar yazmaya başladım. 5 tane kitabım var zaten e, bu alanda. E, ama sonrasında baktım ki e, ben her yere yetişemeyeceğim ve her e, bunu bu, bu doğru mu bütün dünyaya anlatabilmek adına uzmanlarla çalışmaya başladım. E, bu bu süreçte de uzmanlara doğal olarak eğitim vermek zorunda kaldım belirli konularda. Zaten belirli konularda onlar da e, benim benim onlar da zaten konuya hakim oldukları için birleştirme yaptık. Yani ben onlara öğrettim, onlar bana öğretti gibi oldu ama sonuç itibariyle ortaya bir e, kalıcı zayıflamanın e, yöntemleri çıktı. Yani bu yöntem aynı zamanda telkinlerle, canlandırım zihinde canlandırmalarla, kişinin çapalamalarıyla, içsel çalışmalarıyla oluşan bir durum. Yani e, bazı insanlar var 40-50 seneden beri şişman. Yani doğuştan kendini şişman tanıyor, tanımlıyor. Evet. Bunların, e, bunların zihinsel değişimi gerçekleştirmeden ne yaparsanız yapın, onlar kendi yeni bedenlerine henüz alışmakta, e, alışamayacaklar. Zorlanıyorlar. Ya. Bütünsel olarak aslında siz bu işi ele alıyorsunuz, evet. büyük bir ekiple çalışıyorsunuz, farklı farklı Kesinlikle. kategorilere ayırıyorsunuz, çok da kapsamlı. Nasıl peki buna dahil olabiliyor e, izleyenler? Yani e, ismin mi yaz yazdığınız zaman hani e, Google'a e, bir şekilde e, veya sonra yazdığınız zaman evet çok rahat ulaşabilir internet ortamından ulaşılabilir muyuz yani çok teşekkür ediyoruz Deniz Bey İyi ki çok geldiniz çok şey söyleyeceğim Hanım toparlamak adına e, ben teşekkür ediyorum öncelikle tekrar davetiniz için e, biz e, bir Türk e, ekibi olarak bunu tüm dünyada yani karşılığını alabildiğimizi gördüğümüz için yani Talucu olarak insanların değiştiğini gördüğümüz için tüm dünyada yaymak için çaba sarf ediyoruz. Bunu alındık. Ben de onu diyecektim. Güzel. Tebrik ediyoruz. Biz de sizleri kolay gelsin. Hoşçakalın. Çok mersi, Sağ ol. Çok sağ ol.